Baba. Kızım. İyi misin? Pek değil. Kemal'i bugün ofise çağıracağım. Parasını ödeyip göndereceğim. İlişkisi tamamen bitecek. Baba çok mu çabuk karar veriyorsun? Geç bile kaldık. Ama Kemal ben yapmadım. Kızım, o adamı hala savunma. Baba sen parasını geri istedi diye mi böyle davranıyorsun yoksa? Kızım senin kafan hiç mi çalışmıyor ya? Kendi gözlerinle gördün aldatıldığını. Hala inanmak istiyorsun o adama. Ama eğer gerçekten yapmış olsa böyle inatla inkar eder mi? Zehra, ben olmasam sen ne yapacaksın acaba bu hayatta? Sen salak olduğun sürece o asalaklar senin peşini bırakmayacak. Adam parasını bitirdi, senin paranın peşinde. Sevgi falan yok. Anlasana bunu kızım. Neredesin? Okula gidiyorum baba. Akşam eve geliyorsun tamam mı? Ne oldu ki? Ablan çok iyi değil. Onun yanında olman gerek. Bir şey mi oldu? Evet, Kemal'den ayrılıyor. Ne? Akşam eve geliyorsun tamam mı? Ben annenle konuşup izah ederim durumu. Tamam, tamam babacığım. Hadi. Selam. Dediklerimi düşünebildin mi? Ben öyle hemen karar verebilecek durumda değilim Kemal. Böyle kısa zamanda cevap bekleme benden yani. Zehra, eğer benimle gelirsen yaşanan her şeyi geride bırakıp yeni hayata başlayabiliriz ikimiz. Her şeyi. Beni aldatmış olmana. Zehra ben seni aldatmadım. Oyuna geldim. Bak elimizde bir fırsat var. Herkesi ardımızda bırakma fırsatı. Yıldız'ı, Ender'i, herkesi. Babamı? Zehra inan bana suçsuzum. Ama artık yeni bir hayata başlamak için de hazırım. Bunun için bir takım fedakarlıklar yapmamız gerekecekse beraber yaparız. Fedakarlık yapması gereken sen değilsin Kemal. Benim. Benim ailemden vazgeçmemi istiyorsun üstelik. Ve ben sana güvenmiyorum bile. Ama beni seviyorsun. Keşke sevmeseydim seni. Deme öyle lütfen. Onların kazanmasına izin verme. Lütfen. Lütfen. Düşüneceğim. Can bilmiyorum hiç. Gel otur, gel. Ne oldu böyle birden, iyi misin? Ne oldu bilmiyorum ki. Kemal'e göre Yıldız komplo kurdu. Babama göre de Kemal ahlaksız, yalancı. Yok canım, Yıldız size niye komplo kursun? Çok saçma. Başından beri istemiyordu bizim evlenmemizi diyor. Ay yok, bence tam tersi. Yani Yıldız senin bir an önce evlenip bu evden gitmeni istiyordu. Yani sana göre de aldattı Kemal beni. Yani öyle değilse bile Yıldız'ın bu işte bir parmağı yoktur. Yani bir kere babamdan ödü kopuyor Yıldız'ın. Yani ne olursa olsun gidip babama anlatıyor anında. Sence bu kadar korkan biri cesaret edebilir mi böyle bir şeye? Ya tamam edemez. Bana da edemez gibi geliyor da Kemal de çok ısrar ediyor ama. Kemal'i affetmek için bahane mi arıyorsun abla? Bahane aramıyorum Lila. Bahane aramıyorum da bu olanlara da bir inanamıyorum yani.
Ben Kemal'i Yıldız'ın odasında gördüm. Ne zaman? Sen midenden rahatsızlandığında. Ama Lilacığım bunu bana niye söylemiyorsun daha önce ya? Abla bir sakin ol ya. Ben de aynı senin gibi böyle tepki verdim. Bir tuhaf oldum onları öyle bir arada görünce. Ama meğer öyle değilmiş. Kemal senin için Yıldız'a ilaç sormaya gitmiş. Ya Yıldız da bunu direkt korkudan babama anlatmış. Anlatmış mı? Aynen öyle. O yüzden Yıldız babamdan gizli asla hiçbir şey yapamaz. Yapamaz tabii. Babam hayatının piyangosu onun. Yani. Ölür yine kaçırmaz. Çok üzüldüm senin için. Ama ben de kendim için çok üzülüyorum ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.